Ülkemizin değeri ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, sevdikleri vatan toprağına hazin hikayelerle kavuşurlar. Bu dönemde MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bakan Gün Sazak, MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı ve oğlu, MHP Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin, MHP Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı Ali Rıza Altınok ve ailesi şehit edilmişlerdir. Kamu kurumlarında çalışan ülkücü gençliğe mesnetsiz iftiralar atılmış, MHP genel merkezine saldırılar yapılmış, mahkeme kararlarıyla ülkü ocakları kapatılmak istenmiştir. Toplumsal desteği arkasına almak adına terörizme karşı gerekli müdahaleyi yapmayan askeri junta 12 Eylül 1980'de darbe yapacaktır. Ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. Ülkücüler için zor ve çileli bir dönem daha başlar. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve ülkücüler cezaevlerinin soğuk zindanlarında işkencelere maruz kalırken, yürekleri yanan anaların görüş günleri arasına sıkıştığı çaresizlik ve endişe yıllarca sürecektir. Türk milleti olarak biz daima adaletin ve hakkın, hukukun her şeyin üstünde yer alması görüşünde bulunan insanlarız. İşkencelerden çıkarılıp mahkeme salonlarına getirildiklerinde, Başbuğ Alparslan Türkeş ve ülkücü gençler vakur ve metin duruşlarını bozmazlar. Davayı izlemeye gelen ailelerine ve liderlerine de moral vermek için şakalaşır, gülüşürler. İnşallah ben yanına gelirim. Dava dönüşünde yeniden işkenceyle sonuçlanacak bu davranış, fedakar yüreklerin inandıkları yolda bir arada hayatta kalma savaşının göstergesiydi. Çırılçıplak soyundurulup işkence yapıldı. Gözlerimiz açılmadan tavana asılarak, çarmıha gerilerek, uzuvlarımızdan cereyana verilerek işkenceler gördük. Ailelerin yaşadığı sıkıntılar, anaların yaşadığı acılar, babaların ayakta kalmak için gösterdiği metanet ve çaresizlik, içeride olanların geride bıraktıkları. Aileler içeride ve dışarıda her gün hasretle, endişeyle, hayat gailesi içinde yıllarca süren yürekten bir dram yaşamaktaydı. İslam davasının yılmaz savunucusu ülkücüler, cezaevlerinde işkence görürken, junta rejimi kendi amaçları için İslam'ı pervasızca propaganda aracı olarak kullanmaktan kaçınmaz. Bir Allah'a inanıyoruz, bir peygamberimiz var, aynı Kur'an'ı kullanıyoruz, aynı Kur'an'ın sureleriyle namaz kılıyoruz. O halde ayrılık neden? Uğradığı haksızlık ve gördüğü zulümler, devam eden baskılar, mahpusluklar, sürgünler, şehadetler nedeniyle bitirildiği sanılan ülkücü hareket, yeniden toparlanma, bir arada durma, davasının heyecanını dinamik tutma mücadelesi veriyordu. Bunun için konserler, toplantılar, piknikler düzenlerken, siyasi parti olarak da tekrar yapılanmaya çalışıyordu. Tunceli'de dahil olmak üzere 67 vilayette teşkilatlanmamızı tamamlamış olacağız. Bir günde o gezeceğimiz zaman olur. Allah size göstermezse de neslimize gösterdiği gibi günlere. Hepinize sevgiyle selam. 1983 yılında siyasi partilerin kurulması serbest bırakılınca ideolojinin siyasi devamlılığı için kurulan Muhafazakar Parti, 1985 yılında adını Milliyetçi Çalışma Partisi olarak değiştirecektir. İlk seçimlerde Anavatan Partisi iktidara gelirken, sağda bir, solda bir partiye müsaade etseydik, sağdaki parti çok fazla oy alacaktı. Anayasayı değiştirmeye yeter oy alır diye korktuk. Milliyetçi düşüncenin mensupları, ANAP içerisindeki muhafazakar ve liberallerle birlikte
iktidara taşınmış oldular. Böylece MHP, temsilcileri cezaevinde, fikri iktidarda bir hareket haline gelmişti. Alparslan Türkeş 1985 yılında tahliye edilip, 1987'de siyasi yasakların halk oylamasıyla kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı olur. ...1987 yılındaki seçimlerde Ülkücü Hareket temsilcileri başka partilerden aday yapıldığı için MÇP %2.9 oy almıştır. Ben yetiştirdiğim evlatlarımı çatımızın altına davet ediyorum. Onların yuvası burasıdır. 1989'daki yerel seçimlerde oy oranını %4.1'e çıkaracak, 1991 seçimlerine Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile birlikte girerek 19 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kez daha yer alacaktır. Bu seçimler sonrasında kurulan koalisyona MÇP'nin destek vermesiyle kabul. Aradaki fikir ayrılıkları had safhaya ulaşan Muhsin Yazıcıoğlu 1992 yılında arkadaşlarıyla ayrılarak Büyük Birlik Partisi'ni kuracaktır. Rahmetli Alparslan Türkeş'le ayrılıklarımızdan daha çoktur birlikteliklerimiz. 1992'de Milliyetçi Çalışma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi adını ve 3 hilal amblemini geri alacaktır. MHP %8.18 oy aldığı 1995 seçimlerinde Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Mardin gibi şehirlerde oyunu çok büyük oranda artırmış ve 1999 yılındaki seçim zaferinin altyapısını kurmaya başlamıştır. Ülkücü hareket memleketin her yanında bütünleşmeye olan özlemi harekete geçirince Ağrı, Van, Siirt, Adıyaman başta olmak üzere ülkü ocaklarına katılımlar başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bütünleştirici yapısıyla ağırlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Onlar ne kadar Kürt ise biz hepimiz o kadar Kürt'üz. Biz ne kadar Kürt ise onlar da bizim kadar Kürt olur, Kürt'üz. Terör destekçileri harç konusunu öne sürerek İstanbul'da fakülte işgalleri, Ankara'da fakülte baskınları yaparken Ülkücü Öğrenciler televizyon programlarında Türkiye'de hukukun üstünlüğü kavramını savunarak devletin yanında ve tüm öğrencileri bütünleştirici, kapsayıcı bir milliyetçilik anlayışıyla hareket etmişlerdir. Ülkü ocakları, Türk tarihinin köklerinden gelen Nevruz kutlamalarını başkentin göbeğinde yaparak, teröristlerin bu kutlamaları bahane ederek yaptıkları ayrımcı eylemleri de engelliyorlardı. Alparslan Türkeş'in 1980'de darbe yapılarak elinden alınan iktidar olma şansı, aradan 20 yıl geçmeden yeni bir nesille tekrar filizlenmişti. Koca başbuğ, dirayetli lider, hedefine ulaşmadan hiç ölmeyecekti sanki. Acımız beklenmedik ve ani oldu. 4 Nisan 1997'de ideolojinin kurucusu, ülkücü fikrin lideri başbuğ Alparslan Türkeş, mahpusluklar, sürgünler, işkenceler, idamla yargılanmalar içinde geçen mücadele dolu hayatından ebediyete göç etti. Güneşine, 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 Ankara'daki cenaze töreni kar yağışı altında derin üzüntü içindeki ülkücülerin inanmış davalarının mahşeri kalabalığına tanıklık etti. Ülkücü harekete genel başkan seçimi için gidilen kurultayda liderlik namzetlerinin birçoğunun ortak aday olarak belirlediği Devlet Bahçeli, Tuğrul Türkeş'le yarıştığı seçimi kazanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliği fikrini, programının esası kabul etmiştir. Ve onun millet hayatına uygulanmasını 9 ışık ilkeleriyle şekillendirmiştir.
Akademik hayatının ardından 1987 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi ile girdiği siyasi hayatında Devlet Bahçeli'nin 1997'den 2021'e kadar devam edecek olan genel başkanlık dönemi de böylece başlamış oluyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1999 seçimlerine bir şey değişecek, her şey değişecek ve ürkek değil erkek parti sloganlarıyla girerek MHP tarihindeki en yüksek oyu aldı. Böylece 129 milletvekiliyle meclise giren MHP, üçüncü kez başbakan yardımcılığı ve bakanlarıyla koalisyon hükümetinde temsil edilecektir. MHP, yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında kendisinin aldığı erken seçim kararıyla 2002 seçimlerinde meclis dışı kalacak bizimle yürü Türkiye ve 2021 yılına kadar tek başına iktidar olma şansını ne yazık ki yakalayamayacaktır. Yolumuz sağduyu ve milli birlik yoludur. 1980 ihtilali döneminde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmakta olan ve 1992 yılında MHP'den ayrılarak Büyük Birlik Partisi'ni kuran Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde seçim kampanyası için bindiği helikopterinin düşürülmesi sonucu şehit olacaktır. Türk milliyetçiliği değişik dozlarda diğer partilerde de etkili olmakla birlikte, yarım yüzyılı aşkın süredir ideolojinin adını taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından temsil edilmektedir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından kurulan parti, 70'li yıllardan itibaren etkili bir siyasi aktöre dönüşmüştür. 1970'lerde kurulan Milliyetçi Cephe Hükümetleri, 90'lı yılların başında oluşturulan ittifaklar, 90'ların sonunda sol çizgide milliyetçiliğe yakın Demokratik Sol Parti ile kurulan koalisyon ve son olarak AK Parti ile oluşturulan Cumhur İttifakı, MHP'nin ne kadar etkili ve önemli bir siyasi hareket olduğunu göstermektedir. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler, Türkiye'de devletin ve milletin bütünlüğüne yönelik her durumda tavrını devletinden ve milletinden yana koyarak davasını fedakarca sürdürmüştür. Zafer birçok gönüllerin yıldızıdır. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkesi milli devlettir. Dayanağı milliyetçilik ve Türk kültürüdür. Türk milliyetçileri Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı kuran Oğuz Türklerinin ve Cumhuriyet'in kuruluş iradesi olan Türk medeniyet mefkuresinin teminatıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene!